Efendim, Suriyeli sığınmacılara değinmek istiyorum. Kalktılar bir sabah şu açıklamayı yaptılar. 24 saat içinde Emevi Camii'ne gideceğiz ve namaz kılacağız. 24 saat, 24 gün de değil. 24 saatte gideriz, darmadağın ederiz, Emevi Camii'nde de namazımızı kılarız. Bu lafı ettiler. Bir süre sonra baktılar ki bırakın Emevi Camii'ne gitmeyi. 3 milyon 800 bin Suriyeli Türkiye'ye gelmiş. Şu yönetim anlayışına bakar mısınız? Şu devlet anlayışına bakar mısınız? Şu devletin yönetiminden ne kadar kopuk olduklarını görüyor musunuz? Hedef koymuşlar 24 saatte gidecekler. Tam tersi 3 milyon 800 bin Suriyeli Türkiye'ye geliyor. Buraya gelenler burada kalmak istemiyorlar tabii. Daha gelişmiş ülkelere gitmek istiyorlar. Avrupa'ya, Amerika'ya, Finlandiya'ya, Kanada'ya her yere gitmek istiyorlar. Gitmek isteyince Avrupalılar bizimle masaya oturdular. Bu hükümetle masaya oturdular. Bunlar sizin topraklarınızda kalsın. Bize gelenleri biz size iade edeceğiz. Size biraz para verelim, siz bunlara bakın. Dolar deyince vazgeçtiler. Gittiler geri kabul anlaşmasını imzaladılar. 3 milyon 800 bin Suriyeli şu anda Türkiye'de hapiste. Bir yere gidemiyorlar. Gitseler geri kabul anlaşmasına göre hemen kolundan yakalayıp Türkiye'ye iade ediyorlar. Değerli arkadaşlarım, dünyada hangi devlet böyle yönetilir? Hangi devlet böyle yönetilir? Ve biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeli'ye bakmak zorundayız? Çıktı 14 Şubat 2020'de Erdoğan bir konuşma yaptı. Suriyelilere 20, 20, 22 değil 20, 2 yıl önce Suriyelilere 40 milyar dolardan fazla para harcadık dedi. Şimdi 22'deyiz. Demek ki 50 milyar dolardan fazla para harcandı. Nereye gitti bu para? 50 milyar dolar. 50 milyar dolar hangi Suriyelilere verildi? 50 milyar dolar nasıl buharlaştı? 50 milyar doları Suriyelilere versen bütün Suriyeliler Türkiye'de hanamam sahibi olur. Nereye gitti bu para? Asgari ücretin yarısıyla çalışıyorlar bu insanlar. Değerli arkadaşlarım. 15 Mart 2022 yani bundan birkaç gün önce üç gün mü dört gün önce galiba evet üç gün önce diyor ki dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Öyle ya artık kim para verirse bütün millet buraya. Bizim milleti aç olsun diyor bizimkiler açlığa alışmış vaziyette. Yarın nereden gelecek geleceklerini bilemeyiz diyor Erdoğan. Yani daha gelecektir ama. Daha bilmiyoruz bakalım daha nerelerden gelirler. Bu güzel ülkede ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz diyor. 3 milyon 800 bin Suriyeli sayısını tam bilemediğimiz Afganistanlıları Irak'tan gelenlerin kim olduğunu, ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bunları göndermeyeceğiz diyor. Değerli arkadaşlarım, bunun üzerine büyük bir ihtimalle anket yaptı beyefendi. Baktı ki ankette Suriyelilerin gitmesini çoğu kişi istiyor. Üç gün sonra 18 Mart'ta bir açıklama daha yaptı. Efendim? Nisan'da affedersin. yani yeni yani. Yeni. Bir açıklama yaptı. Efendim tek başına bırakılmış olsak da Türkiye tek başına bırakılmış. E sen bıraktın. Geri kabul anlaşmasını Bay Kemal mi imzaladı? Sen imzaladı. Suriyelilere Emevi Camii'nde 24 saatte namaz kılacağım diyen Bay Kemal miydi? Sendin. Oradan 3 milyon 800 bin Suriyeliyi buraya getiren Bay Kemal miydi? Sendin. Buna itiraz eden kimdi? İtiraz eden Bay Kemal dedi. Yanlış yapıyorsun diyordu. Yanlış yapıyorsun. Evet, şimdi kalkmış, anketleri gördü, aşağıdan gelen tepkiyi gördü. Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz diyor. 3 günde ya. Nasıl bir omurga bu ya? Nasıl dönüyorsun öyle? 180 derece ya. 180 derece nasıl dönüyorsun? Bu neyi gösteriyor? Bu bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bu neyi gösteriyor? Halkın nabzını en iyi tutan partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu gösteriyor. Bu neyi gösteriyor? Türkiye'nin çıkarlarını sonuna kadar savunan partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu gösteriyor. Bu neyi gösteriyor? Irkçılık yapmayan partinin de Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu gösteriyor. Çünkü biz onları özgür iradeleriyle göndereceğiz. Onlar dönecekler diyordu. Ve onlar... Sağ olun.